Efendim, pencerelerin en güzeline geldiniz. Bu pencere önünde ne çiçekler açar, bu pencere önünde ne baharlar bekler bizi. Bu pencere, vahyin penceresinin önünde ne ufuklar saklıdır bir bilsek. Bir bakmasını bilsek, bir perdeyi aralayıp da bize, ruhumuza, aklımıza, bedenimize, kalbimize açılmış o pencerenin pencere olduğunu, bulunduğumuz yerden bize fazlasını gösterdiğini, baktığımızdan çok daha öteleri vaat ettiğini bir anlasak da, pencereyi duvarla karıştırmasak da, perdeyi bir çekiversek, neler neler göreceğiz. Efendim, vahyin penceresindeyiz. Vahyin penceresinden, o vahyin güneşinden bize, dünyamıza, gözümüze, gönlümüze düşenleri konuşacağız. Ama her programın başında Kur'an'a dair bir şey söylemeyi gelin adet edinelim. Dünyanın en eski şeyi, en eski, en yaşlı diye bildiğimiz şeyi, gün içinde hep görürüz onu, güneştir. Dünyada dokunduklarımız, gördüklerimiz içinde yeryüzünde güneşten daha yaşlısı yok. Çünkü bir zamanlar dünya yok ama güneş vardı. Demek ki güneşin doğum günü, dünyanın doğum gününden çok eskilere dayanıyor. Demek ki gördüğümüz en yaşlı şey o. Peki ya penceremizi bir gün sabah vakti, o güzel gün doğumu saatinde gözlerimizle birlikte ufka çevirebilsek, imkanımız ya da niyetimiz olsa, dünyanın en taze şeyini de göreceğiz. O da güneş. Dünyanın en eski diye bildiğimiz güneşi bize her an, sadece gün doğumunda değil, dokunduğu her yerde, ışığın dokunduğu her yerde en taze şey olarak, üstelik de en tazeleyici şey olarak takdim ediliyor. Peki ya güneşiyle böyle konuşan bir Rabbimiz, kevni kelamıyla böylesine konuşan bir Rabbimiz, acaba kelamıyla, doğrudan kelamıyla bize böyle sıcak, böyle taze, böyle tatlı, böyle terütaze, kıpır kıpır, sımsıcak, her sabah gün doğar gibi, ışığın vurduğu yerden tazelik çıkar gibi konuşuyor. Niye olmasın? Öyle. Öyle bilelim ve şu anda, şu dakikadan sonra sizi, bizi bu ekranda bir araya getiren ve sevgili hocamızın refakatinde vahyin o ışıklarını, huzmelerini paylaştığımız bu bahtiyarlık içinde 1400-1500 yıllık bir kitaptan değil, şimdi burada inen, bize canlı bir organizma gibi konuşan bir kitaptan ve o kitabın söylediklerinden bahsediyoruz. Efendim, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Vahiy penceresinin önünde buluştuğumuza şükür. Sevgili hocam Mustafa İslamoğlu, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Vahiyin penceresinde bugün alfabenin başı elif. Evet. Tevhid de elif gibi duruyor. Doğru. Bu hocam hangi alfabeye denk gelir tevhid? Hangi alfabe vardır da efendim onun elifi tevhid diyebiliriz? Tevhid noktaya denk gelir. Öyle mi hocam? Tüm harfler noktanın farklı versiyonlarıdır. Dünyanın tüm harfleri, dünyanın tüm dillerinin alfabeleri aslında noktanın farklı görünümleridir. Eğer tüm harfleri vahdete irca ederseniz, aslına irca ederseniz noktayı bulursunuz. Eyvallah. Demek ki tevhid varlığın kumaşı. Eyvallah. Tıpkı nokta bütün harflerin kumaşı olduğu gibi. Eyvallah. Herhalde onsuz da konuşacağımız, söyleyeceğimiz, yapıp edeceğimiz bir şey yok. Hiçbir göreceğimiz şey yok. Bir şey yok. Söyleyen de yok. Doğru. Yani sadece söyleyeceğimiz değil. Söyleyen de yok. Onsuz. O yoksa eğer, yok diyecek dil de yok. Eyvah eyvah. Yok diyecek dil de, bir dil olmadığını fark edecek o nasip bile yok yani. Eyvah. Onun için tevhidden başlamak, evet, aslında varlığın özünden başlamak. Tevhidden başlamak, varlıktan başlamak. Hı hı. Yani mevcuttan değil. Evet.
vücuttan başlamak. Nedir hocam vücutla mevcut farkı? Vücut varlıktır. Mevcut ise varlığın formlara dönüşmüş şeklidir. Mevcudun hüviyeti vardır. Vücudun mahiyeti vardır. Dolayısıyla her mevcut bir vücuda sahip olursa mevcut olur. Dolayısıyla mevcudu vücuda kalbettiğinizde bakarsınız. Vücutta, mevcutta farklı farklı görünen vücutta artık tek görünmeye başlar. Mevcutta yedi renk görünen çevirdiğinizde tek renk görünmeye başlar. Prizmada yedi renk yansıyabilir. Şöyle geriye çekildiğinizde, evet, vücuda kalbettiğinizde, atom düzeyine indiğinizde, masa ile kitap, benimle platform aynı olur. Farkımız nereden kaynaklanıyor hocam? Farkımızı işte Allah verdi. Sadece vücudu yaratan değil, mevcudu inşa eden de Allah. Dolayısıyla Rabbimizin zatının tecellisi vücutta, sıfat ve efalinin tecellisi mevcuttadır. Zatının tecellisi vücutta, eyvah, sıfat ve efalinin... Zatının tecellisini ifade eden kelime, evet, halk ile, evet, sıfat ve efalinin, fiillerinin, eylemlerinin tecellisini ifade eden kelime de ceal ile kullanılır. Hmm. Ceale. Yani o zaman iki esmadan bahsedebiliriz. Birisi Halik, evet, birisi Cail. Cail diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Cail ismini veremiyoruz. Çünkü, evet, esma değil, efal olur o zaman. Hmm. Eğer efalullahı çıkarsaydık, onun içine koyacaktık. Hmm. Esmaullah değil, efalullah. Esmaullah gibi bir de efalullah. Bunda bir veis yok. Ama efale dair değildir. Esmaya değil. O manada. Bu çokluk, bu çeşitlilik, bu karmaşa deyim yerindeyse, biz burada bulduk kendimizi. Yani bir olanı görseydik herhalde bu kadar sancı çekmezdik. Bu kadar şaşıran da olmazdı ama niye bu çokluğun içindeyiz, bu kesretin ortasındayız hocam? Çünkü mahlukuz. Eğer kesret olmasaydı biz Allah etmesin, Halık'la ayaklaşırdık. Birden fazla olmak, mahluk olmaktır. Bir olmak, Halık olmaktır. Tek olmak. Dolayısıyla mahlukun hakkı birden fazla olmaktır. İşte ezvaç ve ezdat mahlukun hakkı olmaktır. Eyvallah. Ama Allah'ın hakkı tek olmaktır. Kesret aslında bizi Rabbimizin yaratışındaki ihtişama, Rabbimizin sıfat ve esmasındaki o, birçok sıfat ve esmanın tecelliyatına götürür. Fakat aynı zamanda da yanılmayalım, sapmayalım diye panteizm çukuruna, ateşine düşmememiz için varlık bir vacibül vücud, iki mümkinül vücud olarak. Evet. İki ayrı, çok temelde iki ayrı varlık olarak, kategorik anlamda iki ayrı zati itibariyle biri mümkündür ve varoluşunu bir başka varlığa muhtaçtır. Onun için o çok olmalıdır. O çok farklı şekillerde görünmelidir. Çünkü farklı şekillerde görünmek mürekkep varlık olmaya delalet eder. Terkip olmuşuz. Terkip olmuş. Parçamız var. Evet. Bir sürü parçadan terkip olmuş. Terkip olmuş varlıklar yapılır ve bozulurlar. Onlar hem oluş hem bozuluşun konusudurlar. Niye yaşlandığını anlıyorum. Kevn ve fesadın konusudurlar. Hmm. Ama Rabbimiz kevn ve fesadın konusu değildir. Eyvallah.
Rabbimizin zatı, varlığı, kern ve fesadın konusu değildir. Onun için kesrete bakarız, vahdeti görürüz. Vahdeti buluruz. Kesrete bakarız, ha burada kesret var. Kesret var, bu mahluktur deriz. Mahluk dediğimiz anda Halık'ı da zımnen anmış oluruz. Çünkü yaratılmıştan söz ettiğiniz her yerde zımnen yaratandan söz ediyorsunuz. Sanattan söz etmeye başladığınızda ayrıca sanatkarı ister zikredin ister zikretmeyin. Mutlaka bir sanatkardan söz ediyorsunuz. Evet. Eserden söz ettiğiniz her yerde mutlaka müessirden söz ediyorsunuz. Bunu açıkça zikredin ya da zikretmeyin. Onun için kesretten söz ettiğimiz yerde vahdetten söz ediyoruz. Galiba başka türlü de algılayamazdık. Yani kesinlikle. Tanımlayamazdık. Bir kesret olmasaydı tasvir edemezdik, algılayamazdık. İnsan aklı öyle çalışıyor. Evet. İnsan aklı eşyayı zıttıyla ya da eşiyle tanıyor. Yani yukarı nedir tanımamız için aşağıyı, üst nedir tanımamız için altı, büyük nedir tanımamız için küçüğü. Yani zihin mutlaka böyle kıyasla tanıyor. Zihnin çalışma biçimi bu. Onun için Allah'ın zatını düşünmek mümkün değil. Mümkün değil. Niye? Kıyas yapamıyor. Çünkü çift değil, çünkü zıt değil. Ne çift ne zıt. Onun için Allah'ın zatını idrak etmek insan aklı için mümkün değil. Bu mümkün olmayışı sanıyorum İhlas suresi, sizin de belirttiğiniz gibi Tevhid suresi diye de isimlendiriliyormuş. Eyvallah. Asıl ismi Tevhid suresi. Burada bir tanımlanamayışın tanımlaması var gibi hocam. Açabilir miyiz? Doğru. Habire dilimizde İhlas suresi ama nereye temas ettiğimizi bilmiyorum. Evet. Tanımlanamayış aslında surenin girişinde başlıyor. Evet. Kul huvallahu. Kul Allahu huve değil. Tanımlanamayış orada başlıyor. Tüm sıfat ve esma Allah'a racidir. Döner. Allah Kur'an'da bir tek şeye döner. Hu. O da tanımlanamaz. O da tanımlanamaz. Hocam dipnot olarak sorabilir miyim? Neden kuller bazı sorulerin başında özellikle var? Buna böyle sözün çatısını evet. Haberden inşaya taşımak için var. De. Yani kulü kaldırdık. Hüvallahu ehad. O Allah bir tektir. Bu bir haber. Bu bir haber. Bir diye bitiyor cümle. Hı hı. Allahu samet. O Allah samettir. Lem yelid ve lem yulet. Doğurtmamış ve doğurulmamıştır. Bakınız hep haber gidiyor. Bütün sure haber aslında. Haber bir yerden bir yere, birinden birine gelen haber. Gelen nebe veya haber artık hangi türdense. Fakat kul gelince bir tek kelime surenin başına, surenin belagat çatısı bambaşka bir yere aktarılıyor. Kul emir, emir kipi. De ki, de ki geldiğinde artık haber belagat açısından inşa oluyor. Ne demek inşa? Ey muhatap, ben seni inşa edeceğim. Hmm. Hazır ol. Ben sana talimat vereceğim, sen de geri ileti yapacaksın bana. Ha, evet. Çünkü öyle bir mevzudan bahsediyoruz ki ey muhatap bu mevzuda, yani bu surede ele aldığımız mevzu öyle bir mevzu ki ucu açık değil. Parantezi kapatacağız. Onun için hiçbir şey girmeyecek içine, hiçbir şey çıkmayacak. Yani bu konuda kesin konuşacağız. Öyle bir mevzudan bahsediyoruz ki senin bana geri ileti yapman lazım. Yani karışık kafaya tahammülü olmayan bir mevzu. Bana geri ileti yapacaksın, ben de tasdik edeceğim. De.
Evet, de. Söyle bakayım, de bakayım, oku bakayım. Yani içinde kalmasın. Demezsen belki yanlış düşünürsün. De bir de. Diline getir. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Yani zihninde kalırsa, zihninde neyin kaldığını test edemeyebilirsin. Eğer ağzından çıkanı kulağın duyar dersen, kul dersen, ne dediğini fark eder ve titrersin. Bu demek nasıl bir demek hocam, affedersiniz? Bu demek varlığıyla demek. Hücreleriyle demek. Bu demek kainata mensup olmak. Bu demek tevhidi demek. Aslında la ilahe illallah demek. Bu la, demek. La ilahe illallah'ın tefsiri. Açılımı, tefsiri. Yani de deyince sen demiyorsun uyarısı da var galiba işin içinde. Ben dedirtiyor. Ben demesem sen demesini de bile bilmeyeceksin. Eyvallah. Bildirmesem zaten bilmeyeceksin. Bu demek Rabbul Alemin'in rububiyeti. Bu demek insana ben öğretiyorum, öğreten Rabbindir. Ama ben beni öğretiyorum. Dikkat et. Şu an öğrenebileceğin en yüksek bilgiyi öğreniyorum. Allah'ın Allah hakkında konuştuğu yer. Kur'an'ın zirvesi. Ben yine parantezi uzatmak adına hocam müsaadenizle. Kulle başlayanların özel bir üslubu var mı? Var. Surelerin. Var. Kul e'udhu bi rabbin nas. Kul e'udhu bi rabbil felak. Kul uhiye ileyye. 5 sure. Kur'an'da kul ile başlar. Kul e'udhu bi rabbin nas. Nas suresi, Felak suresi, Cin suresi, İhlas suresi ve Kafirun suresi. Kul ya eyyuhel kafir. Bakınız, aslında Kafirun suresi ile İhlas suresi, Efendimiz iki rekatlı namazlarında, nafilelerinde, özellikle sabah nafilesinde hep birbirinin ardına okurdu bunları. Birinci rekatta Kafirun, ikinci rekatta İhlas. Yani Tevhid suresini. Ne demek bu? La ilahe illallah'ın tefsiridir. La ilahenin tefsiri kafirun, illallah'ın tefsiri Tevhid suresi, İhlas suresi. Dolayısıyla kul ile başlayan tüm surelerde aslında muhataba bir akide telkini vardır. Cin suresi niye kul ile başlar? Karanlık İnsan için daima bilinmezlik konusudur. Bilinmezlik daima insan için şirkin kaynağı olmuştur. Karanlık. Ve karanlık korkusu insanda bir hobi halini almış ve karanlığa insan tanrısallık atfetmiştir. Şirklerin birçoğunun kaynağında bilinmezlik, bilinmezliğinde temel kaynağından bir tanesi karanlıktır. Onun için orada bilinmezliğin aydınlatılması vardır. Yani Cin suresinde görünmeyen varlıkların dünyasına da Allah'ın mutlak hakim olduğunu ifade eder. Kul. Evet. Yine Felak ve Nas için de aynısı geçerlidir. Bakınız onlarda da. Onlarda da bilinmeyen veya gizemli güçlerin insan üzerindeki etkisine inananlara Allah'ı aşan hiçbir güç yoktur. Yine tevhid çağrısıdır. Kul ile başlayan tüm sureler tevhid çağrısıdır. Felak ve Nas ve Cin sureleri, üç zaten gitti. Kur'an'da 5 sure var. İkisi de Kafirun ve İhlas. Düşünün. Hepsi de tevhid çağrısı. Üçü bilinmeyen ve gizemli olana karşı insanın zaafından dolayı şirke sapma tehlikesinin ve tehdidinin önünü kesmek. Gizemli ve bilinmeyenin ipi de Allah'ın elindedir ey insan. Sen hangi gizemden bahsediyorsun? Allah varken. Hangi bilinmeyenden bahsediyorsun? El alime gizem mi var? Ya. El basire gizem mi var? Sen yoksa el basir olanın el basir oluşuna inanamadın. Senin görmen mi lazım?
Rabbine dayan, o görsün yeter. Eyvallah. Efendim, senin bilmen mi lazım? Rabbin bilsin, o yeter. Eyvallah. Aminna. Problemin senin bilmemekten değil, Rabbinin bildiğine iman edememekten kaynaklanıyor. Problemin senin her şeyi görmemenden değil, her şeyi gören bir Allah tasavvuruna sahip olmamandan kaynaklanıyor. Tevhide varıyorum. Evet. Geçen gün bir cam anlamamız gerekti. Özel bir maksatla. Efendim, camın bir tarafından bakıp görüyorsunuz öbür tarafı, öbür tarafından baktığınızda göremiyorsunuz. Dedim ki patron hangi tarafında olur bu camın? Eyvallah. Görünmeyen tarafında. Evet. Değil mi? İşçileri nerede ne yaptığını gözetliyor. Patronun kamerası var oturduğu yerde. Neden dedim işçilerin orada bir ekran yok. Patronun odası görmüyor. Çünkü patron görür. Görünmez. İşçiler, efendim kullar, köleler görünür, görmez. O cam hala geçerli. Her alanımızda var herhalde. Eyvallah. Ama görünüyor olduğunu patronca, görünüyor olduğunu bilmek. Eyvallah. Bir anlamda patronu görmek denemez mi hocam? Allah için %100 böyle denir. Eyvallah. En ta'budallaha ke'enneke terahu. Mel ihsan. İhsan nedir? Senin Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etmendir. Fe illem tekun terahu. فَاِنَّهُ يَرَاكِ Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Yani onun beni görüyor olması benim onu görüyor olmam anlamına gelmeli. Aynı şey zikir içinde geçerli. فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ Siz beni anın ki, siz beni gündeminize alın ki, siz beni ajandanıza yazın ki, siz beni dert edinin ki, siz beni kaygınız haline getirin ki, ben de sizi anayım, ajandama yazayım, dert edineyim, kaygım arasına dahil edeyim. Şimdi, benim Allah'ı anmam aslında tek başına çok heyecan vermeyebilir. Fakat benim Allah'ı anmam, ya Allah'ım beni andığı içinse. Ya anması sayesindeyse. Adam ne olur? Tüyleri ne olur? Gül gül olur hocam. Eyvallah. Ya Allah beni andı. Elhamdülillah. Aman Allah. Bayezid Bistami Hazretleri öyle demiş galiba. 40 yıl sonra anladım diyor. Ben Allah'ı zikrederim sanırdım kendimi. Meğer o beni zikredermiş. Eyvallah. Efendim bu gül bahsini kapatmak istiyorum. Gül, kul benzetmemi hoş görürseniz. Hoş bir benzetme olmuş. Çok güzel, evet. Böyle bir müsaademiz var herhalde. Kullu küle benzetmek gibi. Burada da de diyen Rabbimizin bir iltifatını daha siz konuşurken fark ettim. Demesini bilen bir eyvallah. Mahluk olduğumuzu da biliyor. Ben çok sana, sen diyebilirsin, de. Diyebilecek bir çapta yarattım. Evet. Hani usta efendim uçağı yapar, eyvallah, bütün aksamıyla hazır olur. Yürü, uç. Uç demesi uçağa güvendiğinin göstergesidir ki uçabilirsin. Yani usta buna karar vermişse, uç artık deneme uçuş yapabiliriz demişse her şey tamam demektir. Eyvallah. Demek ki mütekellim-i ezeli bize eyvallah, de diyor. Aslında düşün diyor. Eyvallah. Çünkü nutk mantukun, mantuk mantıkın semeresidir. Hmm. Dolayısıyla aslında mantığımıza burada, tam mantığımıza silsile halinde, teselsül halinde intikal eden bir emirler zinciri vardır. De başlamaz ki, okuda olduğu gibidir. Evet. Oku biliyorsunuz, göze ışığın çarpması, fotonların gözün arkasındaki karanlık odaya geçmesi, oradan beynin emir vermesi, beynin önce bir
talimat vermesi ve kendisine geleni bir yorumlaması, ondan sonra anlaması, ondan sonra intikal kurması, tüme varım, tümden geleyim, parçadan parçaya kıyas. Ve bütün bunları da saniyenin binde biri, milyonda biri içerisinde yapması nasıl bir şey? Meydan okuyor hocam insan. İşte. De, böyle bir şey. De, evet. Dedik efendim, İhlas suresi ya da Tevhid suresi kulle başlıyordu. Dedik ki tevhiddeyiz. Tevhid, Allah'ı bir bilmek diyebilir miyiz? Mutlaka eksik olacaktır ama. Doğru. Tevhid kelimesi hiçbir dile tek başına mot çevrilemez. Evet. Fakat açılımı Allah'ı birlemek. Fakat bu da yanlış anlamaya müsait bir çeviri var. Allah'ı birlemek sanki ikiydi de. Bir değildi de öyle bir evham, vehim olabilir. Onun için Allah'ı mutlak bir bilmektir. Tevhid. Kelime olarak, kalıp olarak zaten bu bab Allah'ı bir bilmek. Daha doğrusu bu babın öyle bir şeyi vardır ki, öyle bir özelliği vardır ki Allah'ı bir bilmenin insanda müstakar olup karar kılması demektir. Yani babtan dolayı insanda bunun istikrar bulmuş halidir tevhid aslında. Onun için sadece Allah bir demek değil. Yani insanın tüm duyargalarıyla, tüm aklın fakülteleriyle, evet, tüm düşünce ve duygu dünyasının boyutlarıyla Allah'ı bir bilmesi. Yani burada ibadetlerde tevhid, varlıkta tevhid, Allah'ın tecelliyatında tevhid, Allah'ın esmasının tecelliyatında tevhid. Yani çoğaltabiliriz. Zaten herhalde siz de açacaksınız. Öyle şimdi diyor. Siz konuşurken herhalde Allah'ın bir bilinmemek diye bir kaygısı yok. O korkmuyor bir bilinmemekten ama biz Allah'ı bir bilmemek gibi bir kaygı içinde olmalıyız. Dağılırız galiba o zaman. Tevhidin karı kime? Tevhidin karı kime? Doğru soru bu efendim. Yani Allah biz bir bilmeyince parçalanmayacaksa, evet, o hep bir ise, evet, biz yokken de o bir ise, biz bir gün gelip yok olacağımız, mümkünse yok olacaksak daha doğrusu, yine bir olacak idiyse ki öyle, o hep bir idiyse, o Samet ise, onun birliği zati ise, peki bir bilmemek kime zarar eder? Sual bu aslında. Evet. Bir bilmemekten kim kaybeder? Kur'an'daki tahşidat, sürekli hatırlatma sanki bize Cenab-ı Hakk'ın böyle bir kaygısı varmış gibi asla gösteriyor. Asla. Ama vahiydeki, bizim adımızda kaygısı var herhalde. Vahiydeki hiçbir emir ve nehi, hiçbir ilahi kaygı Rabbimizin zatından dolayı değildir. Çünkü o muhtaç değildir ki kaygılansın. Eyvallah. Yani o kendine yeter. Biz bize yetmez. Onun tüm uyarı, azar, itap, hitap, emir, nehi ve bütün bir bildirisi insana şefkat ve merhametin ilahi bir ifadesi. Tevhid de böyle. Evet. Tevhidin zedelenmesi durumunda zararlı çıkan tarafı söylemeye gerek yok, hacet yok. İnsan. Peki ne zarar eder? Evet. İnsan evet, zarar eder. Problem de orada ya. Allah'ın tevhidi insanda istikrar bulmazsa eğer, insan dağılır. Dağılır. İnsanın dağılması insana yapılacak en büyük bedduadır, onu söyleyeyim. İbn-i Bacce'nin Tedbirül Mütevahhidinde okuduğumu hatırlıyorum. Allah seni toplasın diye maşallah dua edermiş onun zamanının arifleri. Hatta hatırınızda mı hocam böyle?
Cem de ilgili. Tam olarak efendim içtima kelimesini İçtima, kullanıyor evet. sanırım orada. Evet efendim. Yani Allah seni toplasın. Allahümme içtemi'. Evet. Allah seni toplasın. Niye toplasın? O zamanki arifler öyle dua ederlermiş. Allah seni toplasın. Çünkü insan dağıldığı zaman insan olamıyor. Bakınız, kafam dağıldı diyoruz. Dağılmış kafa düşünemiyor. Odaklanamıyor. Yuvam dağıldı. Yuvam dağıldı. Gözünüz dağılsın göremezsiniz. Görmek bir yere toplamaktır. Ha, evet. Hocam tıp da öğreniyoruz sayenizde. Estağfurullah. Ben sizden teyit alayım. Eyvallah. Şimdi fark ettim. Doğru. Görmek aslında evet. toplamak değil. Tabii. Bakışını topla. Eyvallah. Yani her birkaç yeri birden göreyim diyen hiçbir şey göremez. Şöyle yapıyoruz biz. Olmaz işte. Aynı şey zihin içinde geçerli. Buna terkiz denilir Arapçada, Kur'an lisanında. Evet. Bir yere odaklanmayan düşünemez. Yani, aynı şey kulak içinde geçerli. Şimdi demek ki sadece gözün şaşılığı yok. Aklın şaşılığı da var, kulak şaşılığı da var. Buna dağılma diyoruz. Dağılma. Aslında tevhidini kaybettiğinde göz fonksiyonunu icra edemiyor, akıl fonksiyonunu icra edemiyor, bilinç, şuur fonksiyonunu icra edemiyor. Peki bilinç, şuur fonksiyonunu icra edemezse orada insan kalır mı? Kalmaz. Kalmaz. İnsan olarak kalmaz. İnsan olarak herhalde, kalmaz, tamam. Çalışmayan saatlere benzer. Beşer olur. Ha, beşer olur. Beşer olur. Yani organizma faaliyetine devam ettirir. Ama artık orada insan yoktur. Dolayısıyla aslında bakınız, bu burada kalmıyor, orada da kalmıyor. Daha nerelere gideceğiz? Tevhidi dağıttı. Tevhidi dağıtınca şirk diyor buna Kur'an. Tevhidin olmaması haline şirk diyor. Ortaklık birden çokluk gibi bir romana isim var hocam. Şirk Eyvallah, şerik, şirket... Ay müşrik aslında aynı kökten türüyor. Yani şirket biraz masum kalıyor ama aslında orada birden fazla kişinin ortaklığı olduğu için şirket deniliyor. Şirk de oradan geliyor. Acaba bizim şirklerimizin de anonimi, limiteti var mıdır hocam? Merak ediyorum. Vardır tabii. Tabii. Onun için yani yani sadece şirk çok tanrıcılık değil. Anlatabiliyor muyum? Politeizm değil sadece. Yani bu manada. Evet. Şirk aynı zamanda Allah'a ait yetkilerin bir başkalarına da yakıştırılması. Veya Allah'a ait yetkilerin Allah'ın aslarına da verilmesi de şirk. Bu mesela onun için müşriklerin şirki politeizm değildi. Değildi. Onlar Allah diyorlardı. Eyvallah. Onun için şirki politeizm diye çevirmek yanlıştır. Onun için tevhidi unity diye çevirebilirsiniz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Fakat şirk o değil. Dolayısıyla şirk, müşriklerin şirki daha farklı. Onun için Yahudilerin şirki, Hristiyanların şirki, ne yapalım, nereye koyalım? Allah Resulü Adi bin Hatem'e... Ya Resulallah ama biz hahamlara tapmıyorduk, papazlarımıza tapmıyorduk deyince kendisi de eski bir papazdır. Onların helal kıldığını helal, haram kıldığını da haram demiyor muydunuz? İşte odur. Demiyor muydu? Onlara ubudiyet, ibadet odur, kulluk odur. Demiyor muydu Allah Resulü? Ayeti kerimeyi tefsir sadedinde. Evet, helal, haram kılma yetkisini... Eyvallah. Devrettiğiniz Allah'a demek. Ait bu yetki. Evet. Onun için Esma'ya geleceğiz belki. Esma evet. Da mesela Esma'yı ikiye ayırabiliriz. Esma'dan hiç gitmedik aslında hocam. Baştan beri Esma konuşuyoruz. Esma'nın bir kısmı lam-ı tariflidir, bir kısmı lam-ı tarifsizdir. Yani bir kısmı belirlilik takısıyla gelir, bir kısmı belirsizlik. Belirsiz gelir. Yani
marife ve nekira. Evet. Belirlilik takısıyla gelenleri anladık. Orada bir tevhid vurgusu var. Es-Samet deyince mutlak, mutlak işitme. El-Basir deyince mutlak, Es-Samet deyince mutlak varlık. Es-Semi' deyince mutlak işitme. El-Basir deyince mutlak görme. El-Vedud deyince mutlak sevme. Ve hep El-Vedud gelir, hep lam-ı tarifli gelir. Bazı esma da hem lam-ı tarifli hem lam-ı tarifsiz gelir. Hepsinin de sebebi var. Burada mutlak manada, ey insan ben de işitiyorum deme. Sakın Allah gibi işittiğini zannetme. Es-Semi' odur, sadece odur. Her şeyi aletsiz ve araçsız, limitsiz işiten, desibeli olmadan işiten ve bir araca ihtiyaç duymadan, yani kulak gibi, öz gibi, çekiç gibi duyma araçlarına ve sese ihtiyaç duymadan işiten. Sese ihtiyaç duymadan nasıl işitir? Evet. Burada kaldık, burada donduk. Evet, herhalde ara mı vereceğiz? Vereceğiz o. Birkaç dakikamız kaldı. Sese ihtiyaç duymadan, şimdi biz Es-Semi'nin açılımını hala bitiremedik. Buyurun hocam. Yani sese ihtiyaç duymadan, kulağa ihtiyaç duymadan. Evet. İşiten her bir şeyi en ayrıntısına varana dek. Evet. Limitsiz, ne üst ne haddi a'la maksimum, ne minimum. Alt, ne minimum, ne haddi ednası olmaksızın işiten bila keyfiyetin, keyfiyetten ari olarak, yani keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde işiten demektir. Şimdi bir tek Es-Semi'in manasını vermeye çalıştım, 5 satır eder. Anlatabiliyor muyum? Bu işitmenin keyfiyetine biz eremeyiz daha. Bu. Peki nekiralarda nasıl tevhid sırrı var? Evet. Esmanın hepsinde tevhid var. Marifelerde var, belirlilik takılısıyla gelenler. Nekiralarda, nekiralarda. Birkaç örnek. Semi'un alimun. Semi'un gelir. Peki orada? Burada limitsiz, keyfiyetsiz. Yani asla bilemeyeceğin. Yani sırrına eremeyeceğin. Ya o şimdi ne diyorlar? Şimdi ona şey diyorlar efendim. Nekira. Asla tahmin edemeyeceğin, bilemeyeceğin, farkına varamayacağın, künhüne nail olamayacağın bir biçimde bilmedir o. Orada da bir tevhid var. Çünkü biz diğer eşyanın işitmesinin keyfiyetine varabiliyoruz. Mesela yarasalar nasıl işitir? Onu biliyoruz, evet. Onu biliyoruz. Araştırabiliyoruz. Laboratuvara alabiliyoruz. Hmm. Mesela sinekler nasıl işitir? Arılar nasıl işitir? Biz bunu biliyoruz. Allah'ın işitmesinin keyfiyetine, sırrına eremeyiz. Burada bu nekiralık işte bunu verir. Bakınız nekirası bile nekirası. Tevhide. Ben doğrusu nekirada biraz gevşeriz diye düşündüm ama biz de işitiriz, görürüz, kredisi alacağız diye düşündüm ama demek ki... Limitsiz, evet. Sınıfsız, sınırsız. Çünkü nekiralık bilinmezlik, bilinemezlik aynı evet. Zamanda. Doğru ya, bizim daha sesimiz bile çıkmazken, işitme ihtiyacımızı bile dillendiremezken, kulağımız yokken işitmeye, bir kulağımızın olması gerektiğini işiten o. Eyvah. İşte zararı kim görür dedik. Evet. Buraya geldik. Daha zarar, gördüğümüz zarar ne? Tanrılar uydurmaya başlar insanoğlu. Bu zararlara hocam devam edelim, bir ara verelim ama son bağlamanızı istiyorum. Esma'ya geçtik. Oradan sorumuz şuydu. Tevhidi kaybettiğimizde kim zarar kimedir demiştik. Eyvah. Onu bir hocam nokta koyarak özetleyerek bu bölümü noktalayalım. Ta ki zihinde kalsın. Tevhidi kaybettiğimizde biz zarar ederiz dedik. Allah'ın hiçbir zararı yok. Evet. Önce dağılırız dedik. Evet. Dağılırız, dağılırsak insanlığımızı kaybederiz dedik. Mesela
düşünmek dedik. Fikretmek, zihni bir noktaya terkiz etmek, yönlendirmek. Yani toplamak. Evet. Görmek dedik, bir noktaya toplamak. Yani göremeyiz, işitemeyiz, zihnimizden geçiremeyiz, düşünemeyiz, akledemeyiz. Biz dağılırız. İkincisi, daha dağılırsak dağıtırız. Buraya geleceğiz. Bu dağıtmaya geleceğiz. Herhalde işin sosyal yönüne doğru gidiyoruz. Eyvallah. İçtimai yönüne doğru gidiyoruz. Peki, ailevi, sosyal, içtimai, siyasi dağıtırız. Ehli tevhid olmadan... Vahdet, tevhid. Eyvallah. Şirk, tefrika. Allah muhafaza. Eyvallah. Efendim, vahdet hatırına inşallah çok uzun olmayan bir aramız olacak. Yine sizi bekliyor olacağız. Vahiy penceresinin önünde.